Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Selamünaleyküm dedim mi? Aleyküm selam diyecek misin can dostlarım? Selamı geri alacak mısın? Almayan olursa öyle diyorlar. Kafamı çek. Can dostlarım, pelli perişanık. Sevil bacınız pilli perişan. Benimle beraber gelinler de pilli perişan. Kız da pilli perişan. Sabahtan belli Fulya'yla savaş ettik. Niye savaş ettik? Perde taktırıyor bana. Perdeyi takana kadar ihal oldu. Ezberlediğimiş perde takmak. Selam bir de başla. Aleyküm selam aleyküm. Ellerim açtı. Beyza da kitapların tozunu alıyor. Selam bir kızı. Selam aleyküm. Aleyküm selam. O da çilerin tozunu alıyor can dostlarım. Kitapların. Biz ne yaptık? Sabah saat 10'da kalktık can dostlarım. Ondan sonra Fulya camları sildi. Ben de parkenin boya akan yerlerini bile dayanan önce ıslattım. Sonra da eşim kum getirdi, motor geldi. Ben dışa çıktım. Geldiğimde Fulya almışmış. Ondan sonra gelin geldi. Bu tarafın perdesini Fulya'ya taktı. Bu tarafın perdesini de Beyza taktı. Bu tarafı sildik. Vitrinin içini temizledik. Bu kanepenin altını üstünü sildik. O tarafa kalktık. Yer açılması gerekiyordu. Çünkü aşırı bir kalabalık salon. Artık ne yapacağım ben de bilmiyorum. Atsam kıyamıyorum. Atmasam öyle. Evlerimiz, koca koca evlerimiz küçücük küçücük kaldı eşyayla, mobilyayla. Can dostlarım ben bir anlatayım. Sabahtan beri gelinle kız anlatıyorum. Bir de size anlatayım. Can dostlarım ben evlendim. Ben evleneli 31 sene oldu. Belki daha fazla. İnanın bak 31 sene oldu. O zaman kaçana eşya almazlardı can dostlarım. Düğün de yapmazlardı. Neyse. Bana bir demir karyola aldı kayınbabam. Bir de iki apaklı gardolabı aldı. İleriye dönükte iki tane kanepe aldı. Gelinle kız anlatıyorum da bana bakıyorlar. Ben düğünlere falan gitmezdim. Duvak olurdu. Bizim köyde duvaklara gitmezdim. Gelinin evini göreceğim diye. Gelinlerin evini. Öyle içime şey olurdu. Yara olurdu. Mobilyam, eşyam yok diye. Gel oldu. Git oldu. Dere tepe düz oldu can dostlarım. Öyle. Ben 6 yıl öyle yaşadık. Ondan sonra eşim askere gitti. Kıbrıs'ta askerlik yaptı. Orada telefon açtı. Eskiden telefon falan yoktu can dostlarım. Komşuya telefon gelirdi. Sağ olsun kulakları çinlesin. Allah razı olsun. Hiçbir zaman unutmadım. Nutia, yengem, ablam da olur, yengem de olur. Onun evinde bir ev telefonu vardı. Orada telefon gelirdi. Aşağıda dede var mıydı? Ebe var mıydı? Gelin var mıydı? Yukarıda kaynana var mıydı? Kaynata var mıydı? En son ben. Gelirdi imine çığırırdı. Sevilinge, sevilinge. Ben camdan çıkardım. Ey imine dedim. Böyle ses geldi mi içim cayradan yanardı. Herifim aradı değil. Ayhan abi seni çığırıyor dedi. Ben aşağı inene kadar can dostlarım hem kaynana gitmiş olurdu hem kaynananın kaynanası gitmiş olurdu. Vardığımda rahmetli kaynanam oturuyor öyle konuşuyor olurdu. Ebe konuşurdu, dede konuşurdu, anne konuşurdu. Sonra bana gelirdi. Ben de onların yanında konuşurdum. İşte anlatırdı Ayhan oradan bir şeyler dedi. Sadece bu hı'yı dedim. Başka bir şey demezdim. Bir gün yine bir telefon geldi. İmine bir koptu geldi. Sevilinge dedi Ayhan abim seni çürüyor ama sen geleceğimsin dedi. Aşağıdan ebe çıktı. Ebe de dedi ki. Yürüz ebe sen gel. Siz değil dedi. Sevilinge istiyor. Sadece o geleceğimiş dedi. Oraya indim. İmine'nin indim. Vardım telefon çaldı açtım. Dedi böyle böyle dedi. Bir uzmanlık varmış. O zaman da uzmanlık pek moda değildi can dostlarım. Binde biriydi. Yani çok nadiriydi. Bir dedi uzmanlık sınavı varmış dedi. Böyle komutanı beni çağırdı konuştu. Böyle böyle bir sınav varmış dedi. Gireyim mi dedi. Ben dedim ki kendim bilin dedim. Bilmiyorum ben nasıl bir şey hissettim. Daha çocuk ne bileyim can dostlarım ya 15 yaşındayım ya 14 yaşındayım. Ben bilmiyorum dedi. Nasıl dine gelin. Ne yapıyorsun? Ama Bismillah kızım onlar hep Kur'an. Ondan sonra dedi ki babama söyle dedi. Ben dedi Kıbrıs'ta askerlik yaptı eşim. Ben dedi bir diğerki hafta çarşamba günü dedi Ankara'ya sınava geleceğimsin dedi. Böyle komutanı her şeyimi ayarladı dedi. Babama söyle dedi. Artık eve geldim. Kayınbabama dedim ki
Dayıdırım ben. O benim dayım olur. Can dostlarım, teyzemin oğlu. Küçüklükten beri dayıdırdım. Dayı olarak kaldı. Anneme anne dedim ama kayınbabama baba diyemedim. Dayı diye kaldı. Geldim dedim ki hayır mı şer mi dedi dayım. Ben dedim ki dayı böyle böyle dedim. Oğlum dedim. Uzmanlık sınavı varmış neyse. Çarşamba günü dedim Ankara'ya sınava geliyormuş. Babamın haberi olsun diyor dedim. Ondan sonra o neymiş dedi. Artık ertesi gün aşağı inmiş araştırmış. Eskiden böyle açık bir şey yoktu can dostlarım. Bekçilere sormuş, ora sormuş, bura sormuş. İş demişler memur gibi bir şey. Para alacak. Artık nasıl bir şeyse demişler. Neyse çarşamba oldu sabah kalktı kayınbabam erkenden Ankara'ya gitti. Ben de bir bekliyorum ki beni de götürsün diye. Gözlerim yolda. Kaynatam diyecek ki diyorum bana. Haydi kızım sen de hazırlan ikimiz Ankara'ya gidelim diyecek diyorum. Daha bir umut. Sabah kalktıydım kayınbabam yok. Kaynanama dedim ki rahmetliye Şiğnir'e gitti dedim babam dedim. O da dedi ki baban şeye gitti dedi. Ankara'ya. Ankara'ya dedi. Ayhan gelecek ya dedi ya benim küçük düştü. Nasıl üzülüyorum nasıl. Bir de akşamına tam ahır zamanıydı can dostlarım. Bizim kayınbabamın aşırı derece imya vardı. Eskilerin belki eski köylüler bilir camız vardı. Davarlar vardı. Davarlar şey de olurdu. Yayla da olurdu ama ahıra ikindinle girerdik. Biz ikindinle biz ahıra girdik kaynanamla. Rahmetli kaynanam saman bastı. Ben de saman çekiyordum. Tam çuvalı sırtıma aldım. Kapıdan bir çıktım. Şok oldum ben. Kapıdan girdim. Dış kapı açıldı. Ayhan'a benzettim. Dedim ki Allah Allah Ayhan Nuri değil mi? Şöyle gözümü düğünen bir baktım. Aşkım. Aşkım. Ya ben hemen ahıra girdim. Eskiden utanırdın can dostlarım. Nerede? Önceki gibi de. Ne kopma ne sarılma. Şimdi Fulya geçen Yaşar nereden geldi? Şi'den geldi. Nereden geldiydi kız? Neredeydi Beyza bunlar? Kağıdı da neredeydi? Aydın'dan mı? Boş koydaydı, boş getirdi. Ha şey, ha. Sürpriz yaptıydı ya. He, şey. Neyse, bir yerden çalışmadan geldi Yaşar. O zaman İboş askerdeydi der. Dışarı bir bağırtı çoktu can dostlarım. Şey telefonu açtı. Çırtıydım bu. Yaşar'ın ikisi. Yaşar sanki şeyden geldi. Ben de dedim ki sanki Almanya'dan geliyor. O zaman öyleydi canım ilk defa. Neyse gibi. Eşimi gördüm utandım ben. Kayınbabam da var yanında. Amcamsı da var. Ben girdim ahıra girdim geri hiç çıkmıyorum. Ahırı gördük mordük. O ebesiyle eskiden biz izine ben bilene izine geldiğim zaman illa aşağıya ebenin dedenin evine oturacağım. Kayınbabanın evine çıkamam. Önce dede ebe. Dedesinin ebesinin yanına girdi. Baba ne de eskiden ebe dillerdi. Can bacılarım. Ondan sonra orada oturduk. Ben evet. Babam. Eskiden askerlik benim eşim 18 ay yaptı. Belki de 8 aydır görmüyordum Ayhan'ı. Valla ben de 2-3 ay dayanamıyorum. 2-3 ay dayanamıyorum diyor. Beyza'yı duyar musunuz? Vallahi 8 ay falan herhalde hiç görmediydim can dostlarım. 8 ay. Aynen. Aha. Şöyle bir baktım. Ebenin camı küçüğüydü. Oradan sanki Ayhan'la şöyle göz göze geldik. Güldü bana. Ben de ona güldüm. O da yazık dışarı taslarmış beni görmeye. Oyun gelecek. Ben de onu taslayayım onu görmeye. Kitap yazmış. Artık neyse. Kaynana çığırdı bilir. Eskiden belli otoritelidir benim kaynanamın evi. Ondan sonra kaynanam çığırdı. Sevir ey. Yukarıda dedi, yemek var ya ısıt da getir Ayhan yesin dedi. Artık ben yukarı çıktım yemeğe tabağı koydum. Tencereyle tabaklama aldım. Geçmiş gün can dostlarım. Aşağı indim ebenin evine kapıdan bir girdim ama kafamı hiç kaldırmıyor. Hiç ne kaldırıyorum ne Ayhan'a bakıyorum. O illaki bakıyordur bana da. Bana diyor işte niye bakmadın bana şöyle etmedin böyle etmedin. Ondan sonra... O da kendi kendine demiş ki şöyle bakarmış bana bunu görmüş böyle nasıl sahiplenmiştirmiş. Ya can dostlarım inan var ya kemiğim sayılır hale geldiydi. O şekil zayıfladıydı. Hem hasrettik hem de gayreti çektir dedi. Öyle mi oldu? Neyse rahmetli. Allah'ım nur içinde yatırsın. Olur öyle. Hazar kaynana arasına adama eziyet eder. Ben gitmem de. Biz önümde kesiyorum ki ben gitmem de. Ondan sonra can dostlarım neyse yemeği ısıttık. Yemeğe koydum sofraya ama hiç bakmıyor. Daha bakmadım. Hiç bakmıyorum. Ondan sonra başladılar bana laf atmaya. Fulya bir dur. Evet. Oraları sonra. Temizlik yapıyorum ben. Ondan sonra
Artık ucun sofraya oturdu. İşte laf atmaya başladılar bana da. İşte uzmanlığı kazandı. Bir kecik dedim ki ben de nasıl bir şeymiş dedim. İçinin tozunu alacağım. Annem otur oraya be. Sen konuş. Ondan sonra nasıl bir şeymiş de dedim. İşte dediler askeriyeye de rütbeli, küçük bir rütbeli bir asker olacakmış. İşte maaş alacakmış, getirecekmiş, götürecekmiş. Neyse eşim 10 gün durdu can dostlarım. İzinde bölük komutanı izin vermiş. Anne, sınavı kazandı. Gezmeye ne gittiniz mi? Eskiden gezmeye ne gezer? Koy işte. Ah, sana annem benim yüzüne zor bakıyormuş vallahi. Geldiğinde babam. Ondan sonra can dostlarım. Fule valla şey mi bozuyorsun? Tamam biledim. Otur bir 5 dakika. Oturma hocam anne. Tamam hadi otur. Ondan sonra can dostlarım, eşim 10 gün izin yaptı, gitti. Tamam. Ama kızacaklar sana. Tamam hadi. Otur da pişirsini bozma diyecekler. Eşim 10 gün izin yaptı, tekrar gitti. Aradan 15-20 gün geçti, gene telefon geldi komşuya. Tayini çıkmış. Ankara Polatlı'ya yok Gebze'ye İstanbul Gebze'ye tayini çıkmış oraya tayinci gidiyor diye askeriyeden bu eşim direkt oraya geçiş yaptı can dostlarım şeye Gebze'ye ondan sonra oradan askerliği bitmiş Gebze'ye gitti aradan 2 buçuk ay mı durduk gene komşuya bir telefon geldi ben ev tuttum. Burada evini eş getiriyor musun? Burada kalıyor musun? Ben sabah saat 7'de işe gidiyorum. 7'de çıkıyorum. 8'de mesaim başlıyor. Akşam 5'te dışarı çıkıyoruz biz. Ev tuttuk ama olmuyor. Eşimi de götüreceğim diye babasına telefon açmış. O zaman da otorite var. İşte oğlum iyi araştır, iyi sor. Ben gelin vermem, ben gelin salmam. Kayınbabam havaya kalkıyor. Ben vermem gelin. Ne olduğunu bilmediğim İstanbul gibi bir yere ben gelin vermem diyor ya kayınbabam hop kalkıyor. Allah'ım eşim oradan bastırıyor ben getireceğim. Kayınbabam diyor ben vermem olmaz. Ben bilmediğim yere vermem. Sanki ben onun kızıyım. Beni başkasına gelin veriyor. Bir de baktım eşim izin almış geldi can dostlarım. Ben evi tuttum dedi nasıl vermiyorsun eş benim. Evi tuttum ben perişanım. Ben bekar evinde kalıyorum. Olmaz baba, olur baba, olmaz baba, olur baba. Rahmetli amcası vardı. Onun da küçük bir kamyonu vardı can dostlarım. Bir gıcırdayan bir demir karyolam. İki kapaklı da kanepem. İki kanepem bir de iki kapaklı gardırobumu koyduk. Yatak, yorgan işte kaynanam erzak koydu. Eskiden ne varsa vardık ki koca bir daire. Öyle bir girdik ev daire, koca daire. 4+1. Yeşilkent tanıma şehir. Yeşilkent blokları Gebze'de. Allah'ım girdik hiç aşağı yok. Kayınbabama dedim ki dayı dedim. Perde yok. Bu perdeler ne olacak ya dedim. Can dostlarım gittiğinde bir şey almış gelmiş. Rab diye inen bir şöyle beyaz şey. Güneşlik de demeyeyim. Bir parça. Onlarla camı Rab diyeledi. Eşim akşam bana dedi ki odamıza geçince. Sen hiç seslenme babam bir gitsin dedi. Ondan sonra kayınbabam gitti. Eşim maaş, iki kere maaş almışmış can dostlarım. O zaman da para iyi paraydı. İki kere maaş almış ev kirasını evi tutunca bir depozite vermiş. Suyu elektriği üstüne almış. Evi tam teşkilat hazırlamış. 4. katta. Ondan sonra sabah kalktı. İşe gitti. Öğleden sonra izin aldı geldi. Ben üstüme kapıyı kilitliyor, gidiyor, kilitliyor, kilitliyor, kilidi açıyor. O şekilde mamma. Perdene mümkün değil aşmayasın. Öyle kıskanç. Nasıl dileyiyor ki böyle titriyor. Ödüsü diyor. Geldi orada bir arkadaşı, orada uzun zaman kalan bir subay varmış. İsmini unuttum ama. O subay Allah razı olsun onun bir perdecesi varmış can dostlarım. Mobilyacısı varmış. Hiç unutmam şeyim. Daha hiç unutmazdım. O mobilyanın adını da unutmazdım can dostlarım da. Bizi mobilyacıya götürdü. Önce perdeciye götürdü. Ondan sonra perdeyi konuştular. O beyle konuştular. Mobilyacıyı da konuştular. Bir yatak odası aldık. Oturma odasına bir koltuk takımı aldık. Mutfak eşyası aldık. Ben kaçtığım için
pek çeyizim yoktu. Annem gül ne verdiyse o kadardı. Can dostlarım onu da götürdüydüm. Ufak tefek. Bayağı biz bir şeyler aldık, borçlandık. Birazını verdi eşim, birazını borçlandık. 3-4 ayda borcumuzu kapattık. Eve geldik, perdeciler geldi. Bütün perdelerin şeylerini aldılar. Perdelerimiz dikildi, perdelerimiz takıldı ya. Ben öyle yani hayranlıkla bakıyorum perdelerime. Aldığım mobilyaya, eve hayranlıkla bakıyorum. Ondan sonra dayadık, döşedik. Her tarafı eşya, bu mobilyamı da salonumu da ben Ankara Polatlı'da aldım. Orada Gebze'de ben 9 yıl kaldım can dostlarım. Benim bebeğim de olmadı. 7 sene çocuğum olmadı. 7 sene ben Ankara Kadıköy'de Haydarpaşa Hastanesi'nde bebek tedavisi oldum. Küçük olduğum için olmamış. Yani bir büyük bir kusurumuz da çıkmadı da benim ileriye dönük 7 yıl çocuğum olmadı. Ondan sonra 7 yıldan sonra Rabbim Durmuş'umu verdi. Arkasına Hande'mi verdi. Arkasına Fulya'mı verdi. Ondan sonra da Allah'ım arkasına da ikiz bebek verdi bana ama yaşamadılar. Rabbim 7 seneden sonra döktü indirdi kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım herkeslere versin. Bütün çocuğu olmayan herkese evlat tattırsın. Can dostlarım ben çok çektim 7 yıl. Allah'ım hiç kimselere çektirmesin. Orada Haydarpaşa Hastanesi'nde Kadıköy'de Durmuş'um da Kadıköy doğumlu, Hande'm de Kadıköy doğumlu. Ankara bebesi. Öyleliğine can dostlarım evimi, eşya aldım, eşim hiçbir şeyimi kısmadı. Bir tane şöyle çıtmık atmadı. 32 senelik evliyim. 32'ye döndüm. Pahalar diyordu. İdere çiçek açtı. Sevil Ayhan'a kaçtı. Can dostlarım. Hiç unutmam. İdere çiçek açtı. Sevil Ayhan'a kaçtı. Yine iyi de zamanı geldi. 32 seneye döndüm. Öyle. Ondan sonra Rabbim 9 yıl Gebze'de kaldım. Çocuklarım büyüdüler. Biraz küçük müçük büyüdüler. Sonra o Yeşilkent'ten ben merkeze askeri lojman vardı. Hükümet konağının karşısında can dostlarım ora taşındım. Orası ora varınca eşim bana şöyle koşemdi lojmana. Tek çıkarak koşemdi koltuk takımı bir daha aldı. Abi ben koyayım. Ondan sonra Ankara Polatlı'ya geldim. Tayinim çıktı oraya geldik. Orada da salon çok büyüktü. Belki sünnet düğününde fark ettiniz. Sadece bir koltuk takımı vardı. Can dostlarım. Sünnet düğünün şiisinde. Ondan sonra eşime dedim ki bu mobilyayı gördüm. Ay dedim şu mobilya ne kadar güzel dedim. Camın kenarına döşemişler. Eşim de dedi ki bana senin gönlün kırılacağına benim param kırılsın. Paramparça olsun. Al vallahi dedi. Ondan sonra aldım. Allah, bu oturma odasındaki çiçekli perdelerimi. Oradan çıktık. Aynı mobilyacısının hem mobilyası vardı hem perdecisi vardı can dostlarım. Bu mobilyayı aldım. Bu koltuk takımlarımı aldım. Tam takım salonuma yerleştirdim. O perdeyi de bu mobilyanın içine diktirdim ben. 9 yılda Ankara Polatlı'da kaldım. Rabbim Allah'ım her şeyi biliyormuş adama. Bir demir karyolayla başladım. Şimdi ev her yer dolu olduğu gibi Rabbim ondan sonra da bana iki katlı bir ev nasip etti. Eşim geldi köye yerleştik. Şimdi altta dolu, üstte dolu. Geçen yıl WhatsApp'tan durum ettim can dostlarım. Şu eşyam var. İsteyen, ihtiyacı olan gelsin götürsün diye hep geldiler, götürdüler. Duvardan duvara ünitemleyim vardı can dostlarım oturma odasının. Bıktım, kolesi oldu. Şu kızım İnan bak hizmetçisi oldu evin. O mobilyanın günlük hizmetçisiydik. Eşi kızım da bende. Daha Beyza bu sene geldi. Beyza sen gelmeden boşattım değil mi? Beyza gelmeden düğün arifesinde boşattım. Hem bizim biraz evler dinlensin. Hem de düğüne şöyle bir evim genişlesin dedim can dostlarım. Şimdi de atacak, kalkacak, silecek, süpürecek halim kalmadı. Günlük Beyza'ya onu diyorum kızım diyorum öyle bir evin içinde kilitli kala kala diyorum kapı örtük kala kala öyle bir temizlik hastası oluyor ki insan can dostlarım artık ellerim ayaklarım ulu duydu. Her yerlerim suyun içinde kalmaktan pırış pırış oluyordu. Günlük duvarları daha yıkıyordum yerleri yıkıyordum benim Ankara Polatlı'daki evlerimin tavanı taşıdı. Aşağıya su inme gibi bir riski yoktu orada da dördüncü katıdı. Yıkardım buradan da o taraftan yıkardın kızım.
Bura geldi aynısını etti de babam kızdı bir daha yapmadı. Önce Ayhan baban ondan parkenem yaptırmadı. Yine buralarda yıkardı. Şimdi ben yukarı olayım, o senin taşlı ya yukarı. Evet. O yukarının çizgisini ben yaptırdım ya, eğer öyle olsun orayı da yıkarım. De şimdi yok, şimdi yok gayrı, o geçti. Yok diye. Annem gelirdi can dostlarım izine. Yanıma gelirdi izin edinmişsin. Annemin yanında hiç oturmaz mısın? Sabah kalkar mısın, tutar mısın bir iş? Yatana da iş görür müsün? Annem köye geldi mi şikayetlenirmiş bacılarıma. Dirilmiş ki o bacınız varıyorum da dirilmiş. Ya varıyorum, iş geliyormuş. Havayı bozmuş işine demiş. Şabettin hocası hocadan bana mıska yaptırmışlar can dostlarım. Su ıslatmışlar şeyi. Sudan temizlikten uzak dursun diye. Koya geldim annem zorla diyor şu suyu iç. Anne niye? Bir bidon ayarlamışlar bana can dostlarım. Onu da ayrı olmuşlar ama bidon daha su içecekmişsin. İnsanın içinde olan mıskayla gider mi? Sudan uzak duracak mısın? Öyle yazdırmışlar. Öyle böyle ömrüm de bitti. Gençliğim de gitti. Çocukluğum gitti. Gençliğim de gitti. Şimdi orta yaşlımdayım. Allah'ıma çok şükürler olsun. İşte çoluğumun, çocuğumun, şimdi de çoluğun, çocuğun sorunları, sıkıntıları. Çok şükür. Yani çoluğumun, çocuğumun da aşırı bir sıkıntısı, şişisi yok ama can dostlarım yine de insan oluyor, insanlık. Can taşı yok, sorun taşı yok, sorumluluk taşı yok. Ha bu anne, öldürdün, bu kokumu tadıkça ben şiittim. Anne ortada ammaydı. Şöyle bir göster. Can dostlarım şöyle ortalığımızı bir göster. Ondan abi kendimi çekiyorum. Can dostlarım şöyle kaldı. Kitapları iyileştirdim. Bak ben konuşurken kitapları şöyle göster. Çıktım burayı. Normalde bunun üstüne koyacaktım ama can dostlarım hep Kur'an-ı Kerim olduğu için, bel altı olmadığı için mecburen. Öyle yaptım. Seviyorsunuz. Benim nişanım işte, görüyorsun kimin nişanı? O tarafa gitme fazla. O tarafı sildim. Can dostlarım. Biz bugün sana davetlik. Ben saat 2 gibi annem bile ineceğim. Bunlar da saat 4-5 gibi geleceğiniz. Ne olacağınız şimdiden? Sanata vaati gelin siz. Sen bilin. Biz Ayşe gelinle biraz yemekler falan yapacak. Onu kim çekecek ya işte onun için. Ben çekerim. Şey, pişirme vaatına siz gelirsiniz. Kızartma falan yapacak. Patlıcanı kızartacak. Can dostlarım biz buraları temizleyelim. Bir de bitmiş halini gösteririk. Hani bir sihirli dinak olur ya. Bir bakarsınız böyle, bir bakarsınız öyle. Öyle olana kadar da bizim canımız çıkıyor. Sonra görüşmek ve buluşmak üzere perdelerimizi taktık. Perdelerimizdeki de hep kirimiş. Onu da itiraf edeyim. Semir bacınızın saklısı gizlisi olmaz. Bacılarım perdemiz hep kirimiş. Bembeyaz oldu. Zaten normalde gri tonlu. Şey tam beyaz değil. Kırık beyaz. Kırık beyaz benim perdelerim. Görüşmek ve buluşmak üzere. Biraz sonra görüşürüz. Can bacılarım Sevil bacınızın eli kolu da aynı duruyor. Yüzüme de attı. Yarın da bugün gidecektik Selimiye kasabasına ama bugün gidemedik. Artık yarın cumadan sonra Allah nasip ederse hem size Selimiye'ye gidip çekim yapacağım. Hülülüklerinden, hülülükleri varmış oraların. Hem de hocaya gideceğim. İnşallah oralarda da çekim yaparım. Görüşmek ve buluşmak üzere. Sevil bacımızın hayatını anlattım. Sonra da yemeğe geçelim. Bay bay. Can dostlarım kapının ışığını da siliyorum. Çok şükür Allah'ımıza salon bitti. Şöyle fırlat bir göstersin. Şu işi aradan çıkaralım. Nasıl hoşuma gidiyor? Konu mu? Can bacılarım biraz sonra görüşürük. Ben elimi yüzümü bir yıkayayım. Ondan sonra Ayşe geline gideceğim. Yemek hazırlığımız var, iftarımız var. Görüşmek üzere biraz sonra. Selamun aleyküm can dostlarım. Tam ben kanlı yarını döşedim. Fulya geldi. Ben telefonu getirmedim can bacılarım. Ben kanlı yarını döşedim. Ayşe gelin kızarttı. Ben de tas kebabı malzemesini doğradım. Oturduğum yerde sen yorgunsun abla otur dedi.
Ben oturduğum yerde hep bütün doğrama işlemini yaptım. Kardeşim de bugün patlıcan almış, Gülacığım pazarıydı. Şöyle biz biberin de içini doldururum ben. Onu da kardeşim ben de yediydi, çok sevmiş. Şöyle ellerim tertemiz bacım. Bacılarım. O yüzden ellerimle beraber girdim. Aferin. Büyük değil. Can dostlarım, ailecek sadece bizik. 4 tane cami hocası. Bir de şurada dayımın oğlu var, o. Başka kimse yok. Kendimiz. Var, Aysel nenem var. He, Aysel nenem var. Bir de şurada amcamız var. Şak var. Şak şaktı. Serhat, bayağıdır sen görünmüyorsun. Annem bir çeksin seni. Merhaba de, haydi. El salla. El salla. Ne yapıyorsunuz de? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz de? İyi misiniz? Annem utanıyor teyzeleri. Nasıl da girdi ardıma. Tamam. Tablet diyor. Bana lan şey. Ondan sonra şöyle döşeyim. Bunları sadece dinleyecek. O da yemek şişesi, erkengeli şişesini çek elime. Bir de yaprak koyduk can bacılarım. Sebzeli şehriye çorbasını çok güzel yapar Ayşe gelin. Mercimek kaç bakalım Serhat. Şöyle geçiyor. Onda şehriyeli şey yapacağız. Sebzeli çorba. Kah şey yaptık. Ama şehriye de iyi olurdu ya. Tamam, şehriyeli yapılacak. Sebzeli yapacak. Şey. Kah tarhana yapalım dedik. Dedik geride tarhanayı erkekler işmezse dedik. Mercimeğe döndük. Daha sonra da kardeşim telefon açtı. Şu sebzeli çorbandan pişir de ondan içelim diye. Artık biz de sebzeli çorba yapacağız. Ayşe gelin yapacak çorbayı. Ben onu pek yapmadım. Pek bilmiyorum ben onu. İçiyorum ama onların da üstünü şeylerini fırınladık mı can dostlarım. Gelinim de içeride salata yapıyor. Bir yandan masayı hazırlıyoruz. İlkekleri ayrı oturtacak hoca oldukları için. Sen elini mi çekiyorsun Ayşe? Sesini saklama değil. Bayağıdır şey etmiyor. Çıkmıyor. Sahnelerden 20 gündür uzak kaldın. Aynen öyle. Çalışıyorum ben. Çok yorgun bitki can dostlarım. Öyle iş görmüşler ki. Fulya bahçeyi bir şu erik çiçek açmış. Hadi gösterele. Acını gittim ha. Abo. Dayım geliyor anne motorundan. Çektim. Kızarsa? Tarlada da bayağı çalışmışlar. Geldi dayım. Keşke ben getirseydim. Sarımsak. Sarımsak yok mu öyle şengel? Yeşil varmış. Diyor ama keşke ben getirseydim diye. Ne yaptınız? Tavuğumuza, cücüğümüze baktınız mı? Yok. Çamaşırları topladın, astın mı ikinciyi? Güzel olmuş mu? Vallahi nasıl? Canım da istiyordu biliyor musun Şenge? Biz de sizi çağırdığımız günü hazırlayırdık iyi. Kanlı yarık. Küçük şeyler de şiir. Aşkım diyor, duyuyor musun? Kardeşim çok romantik can dostlarım. Benim kardeşim çok romantik. Eşini çok sever. Çok değer verir.
Ahşengim sevilmeyecek adam mı? Çok değerli, çok teşekkür ederim kardeşim. Can kardeşim. Hissiyat kaldı. Yetişir mi daha? Pişkin ki bu. Sadece fırınlanacak. Ha, fırınlanacak. Hissiyat mı kaldı? He. İyi ki. Dayıcığım nasıl iyi motor sürüyorsun sen öyle? Genci, çektim otur. Genci olan gibisin aynı. Ya, yaşlı mıyım? Herhalde da gencim daha var. Yaşım kaç benim? 20 ya var ya yok. Tamam Ayşe, hemen fırınlayalım bunları. Kapatayım mı anne? Tamam annem, kapat. Şöyle yapayım. Sen dostlarım. Bunu. İyi, bir defa can dostlarım, kardeşimden pirinç pilavı, Eşref kardeşimden. Şehriyesiz tane tane pirinç pilavıymış. Göreceğiz. Şehriyesiz mi yapacaksın daha? Şehriyesiz. Siz pilav pişirmiyorsunuz ki. Sen önüne hamur koyuyorsunuz. Eşref şu tavayı ne bir bak. Yeter. Hamur 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 atıyorsunuz. O zaman sen iyisini yap, senden tarif alalım. Burayı incelendim. Hemen faaliyete geçiriyor. Bir de pirinci fazla yıkayacaksınız. Pirinci az yıkıyorsunuz. Evet ayıcım. Ondan dolayı da hamur yapıyorsunuz. Bir ikincisi pirinci önemli olan suyu. Suyunu iyi ayarlayacaksınız. Kullacığım anladın mı? Anladım ayıcım. İyi kadarça çıkar. İyi kadarça çıkar. Daha ne bak. Benden dalga geçme bak Fulya, tamam mı? Tamam dayı. Daha bak lan. Aşkım bir şey yok muydu Margarin? Tamam. Margarin mi? He. Oyunu yo. Sevmiyorum. Sevmem de. Margarin güzel olmaz. Kararı gibi oluyor. Ben hep ondan yaparım. Ben azıcık limon çiziyorum. Bir iki damla mı? Hı hı. Gördüm. Limon diliyorum. Anne Seyahat'ı yemişti seni yarınmış. Öyle mi? He. Kuzuya bunun bir tanesini düşürmeden yıkarsan pişirirsen cennetliksin biliyor musun? Kuru soğan doğramaz. Nasıl yani dayı? Hani pirinci yıkıyorsun ya. Yeşil soğan doğrayalım. Kuru soğan doğramayalım mı salataya? Yeşil soğan doğrayalım. Hani nerede yeşil soğan? Aşağıda bahçede. Çok bahçede. Halim ben temizleyebilirim. Şu taraftan da yeşil sarımsak al bacı. Tamam. Yan taraftan. Evet. Koçadan al orayı birleyeceğiz ya. Koçalar yerine de yeriz yemez mi? Yeriz ya, niye yemeyiz o zaman? Ben de kuru soğanı oraya aldık. Yediler yediler sizi sen boş ver. Daha bir şey diyordun, cennetlik diyordun. Ha, bundan bir tane boşa çıkarmadan pişirirsen eğer, hı hı, cennete gidermişsin. Ben telefonu açmamı siz? İmkanı yok dayı. Telefonu seni bekliyor. Telefonuma da bakmıyorsunuz. Beni çalıştırıyorsunuz ya. Çalıştırın bakalım. Aslan çalıştırın. Aha, inişte ne lan? Ben senin işten olmam, amcan olurum bak. Kafamı bozma benim. Şey, Fulya salatanı ordu. Beyzengim yapıyor. Bakın yine de. Nerede? Odada. Yağın durumu ne Ayşe? Neyin durumu? Yağının. Yağ yanıyor. Bana bir limon ver. Yarım limon ver. Yarım limon. Önce o kavurduktan gireceğim onu. Buyur abi o zaman. Tamam Ayşe. Ahşen gelses. Buyur. Gördük geçen gün senin pişirdiğini de. Başlığa yazayım. Kardeşimden püf nokta. Pilavın püf noktası diye değil. Püf noktası ne? Güzelim yıkayacaksın, karıştıracaksın. Yağın içine salla, haydır. Simini ayarlayacaksın. Bu. Dur aşağı gelin. Ayşen göz şu tencereler bir yalıyor ki. Hangi? Şu. Dayına bilmeyeceğim onu. Bilme. Neyi vermiyor dayı? Şu dayı. 400 milyon para verdim ben. Evet, onların birisini götürür. Ben lokantamda kaliteli malzeme kullanırım abi. Hayır. Ben hiçbir şey götüremem. Ben bilemem. Yok. Olmaz. Hayır. Ben tenceremi kimseye vermem. Olmaz. O zaman bir de alacağınız. Bir hafta sonra ben isterim abi. Olmaz. Ulan 400 milyon lira tencere alıp da senin kurdalarından uğraşamam ben. Onun sen ikinci dediğine bakacağım. Havacı yerinde durmuyor.
Şimdi bunu sonra tuzunu da suyu. Tuzu? Sonra. Ha, suyunu da mı atacaksın? Tabii. Tamam. Kahtap yok şey. Murat aynı şekilde aşağı indi. Kahtap aynı yok. Elimizden doğru yapmaz mısın? Bana bir kepçe verir kız. Ayşe, efendim? Kepçe. Neyse, bu doğrasın da. Kepçe şeyin içinde yok mu? Başka yapılacak bir şey yok mu abla? Çok. Masa döşenecek. Tamam, hadi yapalım. Buradan bir şey içecektim. Döşeyim. Bana eziyet ediyor dayı. Bari amcamın yüzünü gören cennettir. Evet. Vallahi. Pilavcı, pilavcı değil mi? Tabii ki. Evet. Lokantada çıkarsak olur da lokantam küçük. Seni büyütmem lazım lokantada. Bence de dayı. Evet, küçük. Vallahi bu çok işin küçük. Üzerinde biraz işler büyütmemiz lazım. Lokantaya bir yer var ama aklımda. Orayı bakayım, bir değerlendireceğim. Nasıl iyi kokuyor değil mi? Hmm. Vallahi kız. Allah da zaten istek iyi. Yemek önemli değil de. Niyet mi önemli? Sigara, sigara. Ha. Asıl sıkıntı sigara. Akçıları mı kırarayım ben? Tabii ki. Ne şehriye yok onda? Şehriye, şehriyesiz atıyorum. Tane tane öyle güzel bir şey olacak ki bu pilav. Allah! Yedikçe yesin gelir. Ya bu da olmazsa. Aynen. Kim olmazsa. Tam edecek. Benim şey... adım... Benim adım Eşref Kara abi. Benim adım Eşref Kara. Ayşe Hanım, boşuna uğraşma. Geçen gibi şeyimiz pilavları gördük. Yemedin mi? Yemedim tabii, bir kaşık aldım bıraktım. Yedim mi? Yemedim. Nasıl yapmış da dayı? Mankımış mı? Aynı ebeme benziyor. Dayı onu suya az ama. Gel Kupra. Gel gidelim. Bir yanda at göreceksin. Yavaş yavaş. Anladın? Hı hı. Fazla kımıldatmayacaksın bunu. Kımıldatsa da tekrardan suyunu attık ya. Hı hı. Beyazı dışarına, dışına çıkar. Hı. Suyunu çektikçe bırakacağım buna suyu. Pilavın püf noktası budur. Anladın mı? Anlamışım dayıcığım. Nefes nefese kaldım. Kapadın mı bacım? Kapadım. Hay Allah razı olsun. Ellerine oh. Sağlık. Kardeşim merdiveni nasıl dik? Evet. Yaşlanınca spor olsun diye merdiveni dik yaptırdım. Evet. Daha aşağı çıkarlı ayrılasın diye. Aynen. Hıca. Oh. Efendim dayı. Sıra'nın etrafını bildireceğiz şimdi de. Tamam. Tamam mı? Pilavı bıraktın mı pişmeye? Tamam. Çünkü bir hafta sonra bir daha ben ne eve gelebilirim ne de çalışabilirim bahçede şurada burada. O yüzden tüm işleri bitirmemiz lazım. Bir hafta, orucun bitmesine bir hafta mı kaldı? Orucun bitmesine bir hafta var işte, 10 gün var. 10 gün içerisinde her şeyi, evin bahçenin işini bitirmem gerekiyor. Yani evine her şeyi tam teşkilat verecek. Tabii. Eşine yardım etmen lazım dayıcığım, tabii ki. Nasıl yapmışlar da kapıyı geceye? Sevinaz. Yine böyle etrafım ağrıyor be. Daha ne yapalım? Çat dostlarım nefesiz kaldı. Ağrımadık, yerim kalmadı. Şöyle yeşil soğan yoldum bahçeden. Temizleyin. Bir de yemekle en son ki halini gösterelim, bitindi. Şey, tam suyunu ayarladı mı? Evet, ayarladı. Şöyle yemeğe bak, sevin be. Dur. Sol suyunu da katıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Kınolu ver. Kınar mı? Kınar değil de Ayşe. Şimdi ortalama yarım santim
Su üzerinde kaldı mı? Yeterlidir. Kın oradayım. Getiriyorum dayıcığım. Hemen. Fazla inceleyip özemeye gerek yok. Böyle kırıver. Tamam mı? Üzerine atıyoruz böyle. Tamam. Normalde hindi suyuyla pişiriyoruz. Gerek yok ama yine de bir tık da olsa biraz tadı karışsın içine. Değişir. Suyunu da ayarladık. Yaklaşık yarım santim filan üzerinde alacağız pilavımızı. Tamam mı dayı? Ağzını kapatıyor musun? Şöyle bir şeyden kapatacağız. Şöyle bir şey daha şey yapalım. Tuzunu ilave edelim. Tuz. Geç. Aa şefim bizi bekletmeyin tuz. Değil mi dayı? Şey duralım. Benim işim yanmıyor. Et doğrasaydık içine. Su işim bitti mi orada? Tamamdır. Su işim bitti. Tamam. Benim işim bu kadar. Şuradan şey yap. Bunu karıştırdım ben ya. Et var ya. Can bacılarım. Hı. Saat 7:30. Aman 6:30 oldu. Bizim iş hızlandı. Biz sebzeli şehriye çorbası pişiriyor. Bizim Anşa gelinin ünlü çorbası. Şunların en yağla, limonla. Haydi dolapta. Boş durmayın. Sizi çekmezler. Ayşe dördün de mi şiddetçi yaptın mı? Hasta olmuşsun. Yapsayım. Al domates sosu da burada. Karnıyarımızın biri pişti. Mücve dolabı pişirdiğinde. Değil. Değil. Biter mi Sevil? Tamam. Bakayım. Ben açtım şu sıranda. İyice yemeği öğrendim. Büyük yemeği pişirilmiş kokmadı. Bence açık daha düz. Yeşil sarımsak doğradık hem de biz buna. Yiyeceğim. Yemeklerin içine hep tamam. Yine çünkü olsun. Tamam. Ayrı ayrı. Kepçelerini koyun. Harmada. O ne? En sevdiğim yemek bu. Ne? Adı ne? At kebabı. Ne? En sevdiğim. Güzel mi? Domatesi de rendeledik. Hı-hı. Kaç tane rendeledin anne? Üç tane. Üç rendeledik ben dostlarım. Bu çorbayı ben de çok merak ediyorum. Bak hemen Ayşe. Ha, önce biber mi kavurdu? Hı hı. Salçam. Dur daim gelin organizasyonlarını bir göstereyim geleyim. Kaç bakayım Eylül. Erkeklerin sofrası bura.
Kolası, iki kola, şalgam. Neydi bu? Limonata. İşte tatlılarımızmış. İşte hurma bu da. Bunlar da ayranlarımız. Şuna nane ekliyoruz. Al. Tamam. Koyup ekliyoruz. Şimdi şuraya biz kase çok getirin. Anne istersen çok olursa tamam. Şey yapalım. Hindi et. Salon temizliğini yarın mı atalım istersen? Olur mu? Bugün mü olsun? Yok ya, biraz 10 dakika fazla olur, pişiyor mu? Değil mi Ayşe? Çorbayı gösterdim, hiç anlamazsın. Sosa sevilen adı hiç gitme. Aşma. Ben sofrayı gösterdim, sofraya gizli kalır anne. Masayı gösterdin mi? Gösterdim. Tamam. Bir de şeyi göstereyim. Tabaklar sürüm yaparken gösterebilirim. Benim kapanışı yaparım, kapadım. Şeylerin... Cambacılarım, pilava bir bakın. Kardeşimin pilavına bir bakın cambacılarım. Tane tane düşürmüş esas bak hele. Tane tane. Şöyle. Şöyle servisimizi de yapalım. Koy yemeklerinden bıktık. O yüzden biraz bugün Ayşe geline dedim ki romantik takılalım dedim. Böyle yemek hazırladık. Romantik takıldık. Romantik takıldık dedim. Tamam. Çek kupa. Menümüz de bu. Bir şeyi de... göstersin. Çorbayı da bir dur. Efendim Ayşe Kula ne diyorsun? Şöyle can dostlarım. Çek kupa. Çektim. Ne oldu Serhat? Dedi. Ben veren gün çağırıyorsun Ayşe'yle. Ben koyayım dedi. Şu partisi, şuradan patlıcan çekeyim. Bir patlıcan bir biber koy Kübra'ya. Tamam. Şuradan ben götürüm. Nezim Bey götür. Koyduğun erkeklere şeydir. Babişko. Hoş geldin. Anne erkekler geldi, sen kapanışı yap. Çorbamız da şu. Bir şey olduydu da. Can dostlarım. Gelinimin şöyle bir şehriye çorbasına bir bakın. Harika ötesi olmuş. İnşallah tadı da böyle güzeldir. Ondan sonra cığıma. Şurada tas kebabımız. Onu da şu tabağa koyayım. Onu da öyle göstereyim. Erkeklerin günü verdik. Ona tamam. Şöyle can dostlarım. Erkekler tamam oraya elin herhalde. Tamam değil. Masada yer kalmadı. Mecbur çorba mecbur kalacak. Suları hep kaldırdılar çocukların. Babam kaldırdı. Alın. Tamam. Beyza şu da tas kebabımız. Erkeklere mi? Fulya çaktırmadan şey bir anne babam masayı... kızar. Kızmaz. Vallahi kızar. Ya kızmaz masayı. Oraya değil annem. Şeye erkeklere. Bayanlara. Geldin. Yok. Açtım. Elinden kapıyı koyamam. Oturdun mu hemen? Sen içeride yiyeceksin, burada değil. Niye? İşte. Sen içeriye gideceksin, hadi. Hayır, açtım. Yeni yok. Açın. Yeni yok. Hoş geldin Aysel Ebe. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şöyle tas kebaplarımız. Atla. Dokuz. Acil oğlum aç. Yok. Çarpanlar almadık. Gel mutfakta kapanış yap. Kinizi niye getirmiş? Bilemeyiz ya. Açın hele açın. Fula sen bugün hiç çıkmadıydın. Merhaba. Sevin. Dön. Ey. Sevin sen onun için. Sen niye aldın onu eline? Haydi yemekleri böl. Tamam. Kapadı bir. Fula sen onları şeye bil. Ben hem kapanışı yapayım.
Kadınlar da bayanların yemeklerini koyun ben. Şöyle döndür bana. Şuna da şu ocaklara koy. Ana kapanışını yap da öyle koy. Tamam. Can dostlarım, en kıymetlilerim, kıymetli bacılarım. Ya erkeklere şundan kumadınıza ne koydunuz siz? Karnıyarı koyduk tatlım. Karnıyarı koyduk, hep biberi de. Yok, bir batacağım biber, bir batacağım biber Ayşenge. Siz, can dostlarım, kendinize iyi bakın. Orucumu bir ara açayım. Biraz korktuk toptan dolayısıyla. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.